Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetle memurlar yarın bir kez daha bir araya gelecek. İkinci toplantı öncesi Memur Sen yaptığı araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Hükümetin %14'lük toplu sözleşme teklifine göre milyonların yeni maaşının da ne kadar olacağı ortaya çıktı. İlk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için %9. 2025 yılı ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 olarak teklifimizi açıklıyor. Gelen teklifi bu anlamda olumlamamız mümkün değil. Hükümetin zam teklifini beğenmemişlerdi. Zam pazarlığında ikinci tur öncesi 10 maddelik çağrı gelirken Memur Sen yaptığı araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini 33'e güncellediği bir yerde gelen teklif 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. Memur Sen'in yaptığı araştırmaya göre refah payı talebine memurların %89'u destek veriyor. Araştırmaya katılan memurların %82'si de evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Kamu görevlilerimizi enflasyona ezdirmemek her zaman öncelikli amaçlarından birisi olmuştur. Araştırmada emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmamasının memurları nasıl etkilediği de soruldu. Memurların %80'i bu durumun emeklilik kararlarını olumsuz yönde etkilediği görüşünde. Merkez Bankası'nın yılın son 6 ayı için enflasyon tahmini %31,91. Eğer bu tutarsa memurların enflasyon farkı %24,44 olacak ve Ocak'ta da maaşlarına önce bu oran yansıtılacak. Daha sonra hükümetin ilk teklifi yani toplu sözleşme zammı %14 olarak eklenirse memurların Ocak'taki zam oranı %41,9'u bulacak. En düşük memur maaşı 22.017 liradan 31.200 liraya, bekar en düşük memur maaşı da 20.377 liradan 28.915 liraya çıkacak.